Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz DLS 23 çıkışını yapmış bulunmakta dostlar. Total Futbol'un üstüne gerçekten yine çok iyi giden Total Futbol özellikle Türkiye'ye giriş yapana kadar ya da Avrupa'ya giriş yapana kadar bizim Play Store'umuza çıkana kadar bizim e, işimizi görecek bir oyun diyebiliriz dostlar. Dostlar DLS 23'ün ben size DLS 22'ye göre farklarını söyleyemem çünkü DLS 22 oynamadım ama DLS 23 ile ilgili çok fazla övgü duydum. o sebeple DLS 23'ü Oynamak istiyorum Hani baktığında size şöyle ekranda göstereceğim neler var Dostlar kulübün bölümünde stadyum ve tesisler Bölüm var stadyum ve tesislerinizi Bu şekilde yükseltebiliyorsunuz DLS 22'de var mıydı bilmiyorum ama Yani baktığımda genel anlamda şu Elmas ya da değerli taşlarla Yükseltildiğini görüyoruz 90 değerli taşın 33'leri olduğunu düşünecek olursak Bir stadyum birimin Ya da tesis birimin yükseltmenin 75 taş olduğunu da düşünürsek Yani gerçekten ee, bayağı maliyetli gözüküyor ve oyun gerçekten biraz paraya e, önem veriyor gibi. Onun dışında burada antrenman bölümü var. Antrenman bölümünde antrenman yap kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Burada takımınızı tamamen e, şey yapabiliyorsunuz dostlar. E, ayarlayabiliyorsunuz, değişiklik yapabiliyorsunuz. Hani menajeriniz menajerinizi de buradan değiştirebiliyorsunuz. Menajerinizin tipini eee baktığında ben bunları şimdilik çok oynamayı düşünmüyorum. Hani siz bunları kurcalayabilirsiniz. E, logonuzu da tabii ki kendinize uygun şekilde yapabiliyorsunuz. Benimki şimdi şöyle bir şey olsun diyeceğim ama bunlar tabi yine ücretli. Seçmişken de şöyle idare eder. Güzel bir şey seçmek lazım. Çok daha güzel logolar Tabii ki de değerli taşlarla alınıyor dostlar. Yine onda da ee, birazcık maddiyat ön plana çıkıyor diyebiliriz şu iyiymiş benimki şimdi şu şekilde olsun kırmızı siyah olsun rengimizde bunları çok oynamayacağım çok vakit kaybetmeyeceğim çünkü oyunun oynanışının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz biliyorum ee, şöyle ana sayfaya geldiğimizde bir kariyer modu bir senaryo modu bir de e, online'ın olduğu bir mod var dostlar görmüş olduğunuz şekilde e, takım bölümünde ekstra bir farklılık e, bir görüntü göremiyorum ben diğer oyunlara göre özellikle ee, sadece şurada bir hemen değişikliklerimizi yapalım. Ee, en azından 60'lık kalecimizi de kaleye alalım dostlar. Onun dışında tak taktikler bölümünde stadyumunuz ya da tesisinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ee, ben ofansif bir taktik kullandığım için ofansif seçiyorum. Şu anda oynayabileceğim 4-4-2 var. Aslında 4-5-1 taktiği de benim takıma gider ama o şekilde de ne yazık ki çok fazla pozisyon bulamıyorsunuz. Biraz daha defansif bir oyun oluyor. Biliyorsunuz DLS biraz böyle arkalara sarkıtmalı bir oyun dostlar. Transferler bölümü var. Transferler bölümü buraya sürekli oyuncular düşüyor. Onun dışında yetenek hafifçisi da ajan satın alıp buralardan da iyi oyuncular düşürebiliyorsunuz. Artık iş biraz da paranıza bakıyor. Yani 67'lik bir oyun. Şu an mesela benim takımım için çok iyi ama 500 altın dostlar baktığımızda 900 altının 32 lira olduğunu düşünürsek 16 liraya falan tekabül ediyor. Para kasmakta biraz zahmetli ve uğraştırıcı. Onu da söyleyebilirim. Ee, senaryo modu var. Bu sene farklı bir mod olarak geldiğini söylüyorlar. Çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ben daha açamadım. 2 tane daha kariyer maçı oynarsam senaryo modu açılacakmış. Burada kariyer bölümünde de farklı farklı e, dostlar görmüş olduğunuz gibi e, fikstürler, oyunlar, sıralamalar, cartlar, curtlar vesaire vesaire var. E, akademik kümesine baktığımızda burada en çok gol atan oyuncunuz. Fikstürler, sonuçlar gözüküyor. Akademik kümesi dediği bölümde burası dostlar. Oyuna başladığınızda oynamaya başladığınız küme. Bronz kupa e, olayı var. Yine o küme içerisindeki e, şeyleri gösteriyor, istatistikleri gösteriyor. Küresel mücadele kupası da yine e, dostlar bu akademi kümesindeki istatistiklerinizi vesaire vesaire gösteriyor. Tabii ki burada küme yükseli yüksele, yüksele gidiyorsunuz dostlar form takviyesine tıkladığınızda da oyuncularınızın enerjileri artıyor. Yine size reklam izletiyor diyebiliriz buradan da. Ee, ben size isterseniz bir maç e, bu şekilde bilgisayara karşı oynayalım. Akademik hükümetinde bir maçta online oynayalım dostlar. Bir offline'ın bir online'ın oynanışını görün en azından. Ee, şimdi ben buralar çok geçmeyeyim özür dilerim. Az önceki bölümü geçtim. Ee, girişi en azından bir izleyin dostlar. Girişte böyle farklı animasyonlar var benim hoşuma gitti diğer online oyunlara göre özellikle farklı animasyonlar gördüm ve bu da beni gerçekten cezbetti dostlar özellikle teknik direktörün tepkileri vesaire vesaire hoşuma gitti diyebilirim oyuncumuzun kaçtığını görüyorum ona çok güzel pas kaleye doğru birebir pozisyonda yazdı. Attı golü Boyan Miyovski görüyorsunuz bizim hoca Aksakalı dedemiz hemen yedek kulübesinden fırladı. Şu şekilde çok güzel pas defans uyuyor. i̇şte dediğim gibi dirimlik soştır ne olay bu dostlar. Arkaya sarkıtıyorsunuz arkaya pasınızı atıyorsunuz. Yani hani bir PES'te bunu çok yapamazsınız ya da bir FIFA'da bunu çok yapamazsınız. Bir bilgisayar platformunda diyorum ama DLS tamamen hani W'ye böyle ya da işte ara pasına böyle yüklenenlerin e, gerçekten iyi oynadığı bir oyun diyebilirim. Yani bana göre öyle en azından. E, bunu eleştirirsiniz veya eleştirmezsiniz bilmiyorum ama. E, çünkü ben hiçbir şekilde DLS'de böyle aşırı iyi takım oyunu oynayarak e, çok gol attığımı göremedim dostlar. En azından şu ana kadar denediğim süreçte video çekmeden önce. Bilmiyorum ya takımım kötü diye. Yani böyle havadan uzun toplar arkaya rastgele paslar falan bu şekilde iptal edemedim bu arada. bunlarla goller atıyorum dostlar. Diğer türlü biraz işim zor yani. Takım kötü olduğu için de olabilir tabii ki. Şöyle sol kanada oynadık. Verdik arayla. Bir ver kaç yaptık. Çok güzel ya Hakan muazzamsın. Kaleye doğru kafa vuruşu. Olmadı. Hocamız böyle alkışlıyor. Az önceki pozisyonumuzu girişimizi en azından. şimdi dostlar baktığımızda şöyle grafikleri incelediğimizde e, grafikler full ayarlarda değil. ben de tamamen e, full, full ayarlarda değil. E, orta ayarlarda o da biraz sistem kastı için. ya bir de şundan nefret ediyorum. Gerçekten şundan nefret ediyorum. Ben analogda oynadığım için bu arada oyunla alakalı bir sorun değil dostlar. Ya da video çekmek için analogda oynuyorum. Ya tam kaleyi bulamıyorum. Şutlarım sen kaleye gidiyor gibi oluyor. Yön seçerken de aslında öyle gibi. Ama ben o bazen o kadar saçma yerlere vuruyorum ki ya da kaleyi tutturamıyorum ki. Hani boşa gidiyor gibi. Ya kalecinin üzerine vuracağım ben analogla oynarken. Ya kalecinin üzerine vuracağım hani bir şekilde atmaya çalışacağım. Ben hani hep kalecinin sağına da soluna vurmaya çalışıyorum. Bunlar da hep dışarı gidiyor. Pozisyonlarım heba oluyor. E, offline de çok önemli değil ama online de gerçekten her pozisyon çok değerli dostlar. Yani çıldırırsınız yani online'da. Gerçekten bulduğunuzu atmanız gerekiyor. Yoksa adamı patates ediyorlar online'da. Yani oyunu çok iyi oynayan çok yetenekli kişiler var. O, özellikle bu oyuna alışkın çok fazla kişi var. Yani şimdi dediğim gibi offline'da baksana rakip beni salıyor. Gidiyorum ben şu an yani. Ceza sahasında patates oldu. Bakın bahsettim bu. Gördüğünüz gibi kaleye vuruyorum. Top nereye gidiyor arkadaş? Yani inanılmaz gerçekten ya. O kadar ince bir ayar yapmışlar ki hani Birazcık şut desteği verselermiş oyunda. Güzel olabilirmiş ama tabi e, bu da bu oyunun olayı yani. Bu oyunda bu şekilde yapacak bir şey yok dostlar. Hakan kanatta topu aldık. Ceza sahasına bir bakıyoruz. Oyuncumuz girdi. Pas mı versem dedim. Pasım geçmedi ama tekrardan döndüm verdim. Şimdi Stewart. Ceza sahası dışında oynuyoruz. Hakan Çalanoğlu. Hakan birazcık girerse Hakan'a bir şut çektirme düşüncem var. Şöyle kaleyi gören bir açı. Hakan ya inanılmaz ya kaleye ne kadar farkla gittiğini merak ediyorum bu arada. Bir izlemek istiyorum pozisyonu. Hakan vurdu evet baya e, kaleyle alakası bir noktaya gitmiş dostlar. Benim şu yön ayarlarına yön olayına biraz daha alışmam lazım. Yoksa gerçekten bu oyunda sıkıntı yaşayacağım. E, tabii ki analogla oynamanın faydaları var mı? Var. Daha seri paslaşıyorsunuz daha ne yapmak istediğinizi daha iyi biliyorsunuz. Hani e, bir de biz yani biliyorsunuz pesçi tayfa olaraktan dostlar e, analogla show yapıyoruz e, gerçekten oyunumuzu yansıtıyoruz yani Ama hani e, sadece şut benim tek sıkıntım şut dostlar tek sıkıntım şut onu da çözebilirsem eğer gerçekten çok iyi olacak e, Bu oyunda gerçekten fark yaratacağım Hakan'ı çıkartacağız artık yedekten bir oyunu sokacağız yedekler çok önemli dinlenmiş oyuncular çok önemli ee, dediğim gibi arkaya koşu yaptığınız bir oyunda ne kadar dinlenmiş oyuncunuz olursa o kadar sizin için de iyi oluyor dostlar. Artık bu maçta da maçın sonlarına doğru geliyoruz. 75. dakika. İçeriye güzel pas atlar bu arada ama değerlendiremediler. Şimdi kaleciyi göreceksiniz. Kaleci vuruşta bu şekilde oluyor. Ben şöyle sola doğru bakalım atabilecek miyim? Taca çıkmaz inşallah. Evet güzel bir şekilde pasım gitti istediğim yere. Araya pas verdik. Miyovski'ye. Miyovski'ye ceza sahasında bir oyuncum var. Arka direğe oynamak istedim. Varda geldi. Vard. Ya kaçırma hocam. Yeter be. Yeter ya. Cidden arkadaşlar. Cidden yeter. Bu kadar kaçırırsak online'da gerçekten sıkıntı yaşarız yarın bir gün yani. Hani oyuncular kötü diyedir inşallah biraz da. Yani biraz da benden kaynaklı değildir inşallah. Vard. Olmadı. Pasımız geçmedi. Figu e Ira isimli oyuncu kurtarışı yaptı. Bir tane de online oynayacağım arkadaşlar. Online'da gerçekten yani patates eden arkadaş sayısı çok fazla. Açıkçası biraz ilk video için tanıtım videosunda çekiniyorum bu olaydan ama e, umarım online'da rakibimizi yeneriz. Bir üst klasmana yükselmiştim ben. E, bakalım bu yeni klasmanda. Baksana şu bakar mısınız arkadaşlar? Biraz evet ben ben hatalıyım yani burada. Ee, bir üst klasmana yükselmiştim. O klasmanda bizi neler bekliyor göreceğiz. Yani görmüş olduğunuz şekilde dostlar orta grafiklerde bile gerçekten oyunun grafikleri tatmin edici ve güzel. Bir mobil oyun için yine koç paket sundu bana. Şimdi tekrardan dönüyoruz. dirimlik Live diyoruz. Burada ilk maçımda 19. sezonda ilk maçımda mağlubiyet almıştım. Tekrardan gir diyoruz. Girişimizi yapıyoruz. Bakalım. Karşımıza nasıl bir rakip çıkacak? Yine o da iki yıldız bir rakip çıktı. Benzema'yı ofansif orta sahada oynatan ilginç bir arkadaşımız Katana. Adı da Mahmut. Mahmut kardeşim. izliyorsan da ilginç dediğim için kusura bakma seviliyorsun kardeşim. <laughs> evet Mahmut'la maçımız başladı. Mahmut pasını verdi. Orta sahada top çeviriyor. Stewart onda da da var. Stewart bendeki oyuncu. Ee, Forvet oyuncusu. Arayı Oyuncum daha maçın hemen başında. Yorgun bir vaziyette. Şöyle uzun bir top attım. Ka Ceza sahası içinde. Ah be. Ah be Mahmut'cum. Sana böyle bir gol yazmak isterdim. Çünkü atabileceğimiz e sayılı gollerden bir tanesi olacaktı bu. Tekrar bir muhteşem paslaştık. Ceza sahası içinde. Vard'a doğru. Vart Hakan. Lan. Arkadaş çıldıracağım. Çıldıracağım çıldıracağım. Bunu nasıl ayarlayacağım ben bu yön olayını? Yani utanmasam şu dikey kamera açısı var ya pesteki. Onunla oynayacağım dostlar. Dikey kamera açısıyla oynayacağım. Bak Mahmut yapma Mahmutçum. Aman Mahmutçum. Hiç gerek yok öyle şeylere. Yani biz şurada video çekiyoruz Mahmutçum. Tamam mı? Miyoski geçirmedi. Biz şurada video çekiyoruz. Bu maçı almamız lazım Mahmutçum. Tamam mı canım? Haydi oğlum koşun yapmıyoruz ki. Ya ki saçma sapan bir şekilde topu indirdi yani. O topu nasıl aldık ben de bilmiyorum gerçekten. Orada bir ara pası daha. Yusuf, Yusuf. Yusuf ceza sahası içinde. Ah, ara pası çıkarım dedik. Hah! Bir de aklıma şu geldi dostlar. Bu oyunun eksiği. Abi niye ara pas yok oyunda ya? Ben niye her şeyi kısa pasla yapmak zorundayım? Ayrıca bu taç atışı ne ya? Niye bu kadar yavaş vurunca böyle bir taç atışı geliyor arkadaşlar? Bir de yani şu mesela ara pas olsa şu vardı en azından koşu yapardı. Ya ben de mesela şurada da ceza sahası içine daha iyi verebilirdim. Ah kaçırdık. Kaçırdık. Daha iyi verebilirdim ya. Ara pasının mantığı ne? Sen o ara pas yapınca top alan oyuncu ekstra bir koşu yapıyor. Farklı bir koşu yapıyor yani. Hani ben bunu elde etmek istiyorum ama neyse artık yok yani. Hakan yine yine iğrenç bir şut. İğrenç bir şut. Dostlar Ayarlayamıyorum cidden ayarlayamıyorum ya. Kafayı yiyeceğim yani ben böyle nasıl video çekeceğim onu da bilmiyorum gerçekten bu oyunda. Abi çok saçma geçti defans arkasına. Baptiste de çok saçma geçti yemeyelim. Görüyorsunuz değil mi yediğimiz golü? Ya? Görüyorsunuz yani geldik geldik geldik. Yediğimiz golün saçmalığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani toparlamaya çalışacağız ama gerçekten can sıkıcı bir gol yedik Mahmut kardeşimizden. Şöyle tekrardan Ceza sahasına doğru var tabi pas Kapar mıydık o topu kapardık Keşke bitmeseydi Bitmeseydi kapardık ikinci araya geçiyoruz Kötü performans sergilemedik en azından ama Hani gerçekten Varları yokları kaçırdım Belki de Mahmut bana güldü yani o şutlardan sonra Ama bu şekilde oluyor Mahmut'cum ne yazık ki Bu sefer kaleyi gören Bahçı Ya at artık bunu penaltı Yalnız ben penaltı atamıyorum arkadaşlar İşte böyle bir sıkıntı var <laughs> Joe Neville. Ya bakın vurdum. Ha, şutu çektik. O şutta bulmadı kaleyi. Ee, penaltı da atamıyorum ben. Öyle bir sıkıntı var. Ya yani şunu da tam şöyle bak şu şekilde şöyle. Heh. Bir tane adam da penaltıya gittim de atamadım dostlar. Yani ondan söylüyorum. Dışarı çıkıyor şutlarım derken yazdık Hakan'la. İşte bu bir saat ayarladım yalnız onu. Bir saat yönünü ayarladım. Ulan az bir şey sağa çekiyorsun. Bak bu da çıkacak bir şey ha. Saçma sapan bir şekilde top baya e, baya dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Yani e, o kadar hassas ki oyunun şut ayarı. Keşke yardımlı diye bir şey olsa. Hani yardımlı ayarda oynatacağım. Şey yapacağım. Şutu yardımlı da kullanacağım ama yardımlı diye bir şey de yok yani. Çok yardım da etmiyor yön konusunda. Verdik ki Sol kanattan oyuncumuz geldi. Arayı 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 Araya. Ver pası. A, yaz bunu. Lan yaz. Lan yaz. Oğlum şaka mısın lan? Vart. Şaka mısın? Hocam nasıl yazamadık? İnanamıyorum. Yani yokları kaçırıyoruz ya. Yokları kaçırıyoruz. Korneri kullandık. Mioski. Yaz bunu. Kaleci kurtardı. Şaka gibi. Şaka gibi kaleci kurtardı. Hadi hocam bir korner daha. Bir korner daha. Fernandes, Fernandes, Fernandes. Yani hırs yaptım dostlar hırs yaptım. Maçta 3 puan almak istiyorum ben ya. Ben 3 puanı almak istiyorum hocam. Hak ettim ya. Hak ettim ya yediğim golün saçmalığından sonra ben hani e, Mahmut kardeşimize vermek istemiyorum. Ha. Puan vermek istemiyorum ben Mahmut'a. Çünkü bu maçta açık ara yani ben farklı oynadım. Yani Mahmut da bu oyuna faal yapıyor. Mahmut çok sert oynuyorsun kardeşim. Gerçekten olmaz böyle yani. Sportmenliğe aykırı bir durum. Çok güzel indirdik. Haydi Maeda. 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 Pasını verdi. Seken top. Orada saçma sapan kaydım. <laughs> Topu kestim ama olmadı. Bak yapma hocam yapma. Gözünü seveyim. Urbanski. Urbanski yetişir miyim? Yetişir miyim? İyi bari kalecim kurtardı. Şükürler olsun ya. Yani. Şu Maeda da bir çıksın. Bayağı yorulmuş o da. Hadi abicim çık. Maydacım sana yolu verelim. Ceza sahası içinde Mahmut. Mahmut. Aman Mahmut. Aman Mahmut. Korkutma bizi Mahmut. Bir daha. Bir daha kullandı Mahmut. Yine ceza sahası içinde. Mahmut da kaçırıyor bu arada pozisyonları. Offside dedi. Offside dedi. 80. dakika. İleri doğru ben uzatıyorum topu. Hakan güzel indirdi. Bellingham güzel çaldı. Bellingham indirebilir miyiz? sol kanada doğru uzun bir top gelir mi? Arayı tam da ölü oyuncumuza dek geldi. Arayı, arayı, arayı arka direğe doğru kafa gol! Özür dilerim Mahmutcuğum, özür dilerim ama sapladık be kardeşim yani gerçekten. Ee, biraz acı oldu Mahmutcuğum ama yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz dostlar. Pozisyon bu, gol bu. Ya yani benim hemen bir defansif oyun düzenine geçmem gerekiyor. Defansif oynamam gerekiyor şu şekilde. Bu arada benim laptop da kafayı yedi dostlar. Laptop da kafayı yedi. Sürekli bir git gel yapıyor. Şu an anlamış değilim. Çıldırdı yani bir an önce şu maçı bitirebileydik iyi olacaktı. Şu anda güç bir gelip bir gidiyor. Yani maçta kaybetmem için gereken her şey var yani şu an. Vard'ı oynadık. Vard. Vard. Ceza sahası içinde. Vard kaleyi gördü. Vard şutu Kaçtı. Kaçtı. Vardın şutu da kaçtı. Bu şekilde. Bu pozisyonda. Ve artık 90 art 9 nedir bu arada ya? 90 9 olacak kadar ne yaşadık yani? Biz ne kaybettik pozisyonda 90 9 oldu. Bitir hocam artık. Bitir. Bitir şu Mahmut kardeşimizi bir hayırlısıyla bir yenelim ve ikinci yarı bitiyor. 2-1 ee, Katana FC miydi? Katana FC'yi yeniyoruz. Dostlar 2-1 maçı alıyoruz. Maçın adamı Baptiste, Shandon Baptiste e, gördüğünüz gibi bir, e, ikinci yarıda gol arayı bulmuştu ama nasıl Baptiste oldu maçın adamı onu da anlamadım. Dostlar bence bayağı eğlenceli bir videoydu bu arada. DLS 23'te görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dostlar. Kanal takipte kalın. Daha fazla içerik daha fazla video gelecek. DLS 23 ile ilgili özellikle diğer futbol oyunlarıyla ilgili. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.